Mahiyeti insaniyenin, insanın mahiyetinin, özelliğinin Evet. ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin, o insanlık mahiyetinde bulunan benlik duygusunun manayı harfi cihetiyle, manayı ismisi nedir? Ben yaptım, ben ettim. Benim gibi adam gösterdiniz. Ben var ya, şunu ben hallettim, şunu ben şey yaptım diye. Manayı harfisi nedir? Madem ki ben bu evi yapıyorum, öyleyse şu kainat evini, sarayını yapan da birisi vardır. Bir misal. Evet. Manayı harfi cihetiyle. Ne kadar hassas bir mizan. Niye? Mizan ne yapar? Bir şey tartar. Ölçü. Biz de Cenab-ı Hakk'ın, evet, ölçücük. Biz de Cenab-ı Hakk'ın kudretini ölçeceğiz. Neyle? Bizim cüz'i ölçücüğümüzle, kudretimizle. Cenab-ı Hakk'ın ilmini anlayacağız, tartacağız. Neyle? Bizim cüz'i ilmimizle. Cenab-ı Hakk'ın hikmetini anlamaya çalışacağız, tartmaya çalışacağız. Neyle? Bizim cüz'i hikmetimizle mesela. Evet. Ve doğru bir mikyas. Bizi doğruya götüren, doğruluğa götüren en güzel bir mikyas da, en doğru bir mikyas da yine enaniyettir. Kıyas ediyor değil mi? Kıyası bir nefs var ya. Madem ki ben böyleyim, Allah bana bunu vermiştir. Öyleyse Cenab-ı Hak mesela birisine bir ceza verme şeyi var bizde. Özelliği var değil mi? Ceza verme. Yani karşıdaki insan bir hata işlediği vakit onun cezalandırma hissi. Bu işte cehennemin ne kadar makul olduğunu. Oğlum, dolayısıyla bu his doğru bir mikyas oluyor. Evet. Mükafat verme özelliği var bizde. Birisine verdiğimiz bir görevi. Tabi bu dediğim istikametli insanlar içindir. Bazıları istikametini kaybediyor. Mükafat hak edenler de vermeme ya da cezayı hak etmeyen insanlara da ceza verme. Onlar bahsimizden hariç. İnsanın bu yönüne karışmıyor. İstikametli olan insanların o taşıdıkları doğru enaniyet, doğru benlik duygusu cihetiyle söylüyoruz. İnsanların diyelim mesela mükafat kazanacak ya da hak edecek insanlara mükafat vermesi bizde bir esastır. Bizde bir histir bu. Bu da neyi gösteriyor? Elbette Cenab-ı Hakk'ın emrettiği insanlara, emrettiği işleri yapan insanlara bir mükafat olarak bir cenneti vermesi haktır, hakikattır, mutabıktır değil mi? Doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste, ihatalı bir fihristedir bizim enaniyetimiz. Esas diyor ki bütün şuunat-ı ilahiye, bütün sıfat-ı Rabbaniye, bütün esma-ı ilahiyi anlayacak, bildirecek cihazat-ı camidir diyor. Maşallah. Enteresan bir şey. Muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita. Bu harita tabiri o kadar hoşuma gidiyor ki mükemmel bir tespittir. Evet. Haritada su var, göl var, deniz var, ırmak var ama onun suyu yok. Orada dağ var, orada işte ov var ama orada biten, orada yetişen nebat yok, çiçek yok, orada gezen hayvan yok yani. Orada şehir var ama orada yanan lamba yok mesela. Burada da zati olarak insanın mahiyetinde ilim yoktur. İnsan zati olarak cahil bir varlıktır. Cenab-ı Hak bize cüz'i bir ilim veriyor. Arizidir bizde, Cenab-ı Hakk'ın zatidir. Bizdeki arizi ilimle Cenab-ı Hakk'ın zati ilmini anlıyoruz. Ne gibi? Harita gibi. Orada arizi bir şekil var, göl şekli. Mesela Van Gölü. Ama hakikatında hakiki bir gölün, içinde balık yaşayan bir gölün varlığını biz anlıyoruz. Evet. Dolayısıyla şu enaniyet mükemmel bir haritadır. Haritanın az önce de ifade ettiğimiz gibi, yani kendisinde bulunan şeyler hakikat değildir, itibaridir. Ama hakiki bir yerin özelliklerinden bahseder, haber verir. Dolayısıyla bizde de itibari olarak, arizi olarak ilim, irade, kudret, hikmet, şefkat bu gibi şeylerin hepsi bize, ama bizde zati değildir bunlar. Hı. Allah bize vermiş. Ne gibi? Güneşin ışığının aynada görünmesi gibi. Aynanın zatında ışık yoktur. Güneşten gelir. Burada da o aynaya akıl verin. Nasıl ki ben şu küçük ışığımla şu yeri aydınlatıyorum, öyleyse bütün dünyayı aydınlatan, ışıklandıran bir güneş vardır demek için. Ama bu ışık benim zati malımdır dememek kaydıyla. Bu da güneşten gelmiştir demek şartıyla. Ama en evvel Allah bize neyi veriyor? Sen şu evi idare ettiğin gibi şu kainatı da idare eden zatı bul manasında bize vermiş. Belli bir zaman sonra şu kainatın tamamında bulunan ben de varım. Benim idare ettiğimi zannettiğim şu köyüm de var, şu kasabam da var gibi. Onu anlamak için. Ve cami bir ayna. Allah-u Ekber. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını gösteriyor. Tabi bunlar, benim kanaatim şu. Bir şey mutlak zikredildiği vakit
kemaline sarf olunur değil mi? Evet. Ha. Şimdi burada insan dedi mi? İnsanı mükemmeliyet ve Allah'ın ihsan ettiği ikramlar cihetiyle anlattı mı üstadımız? Bilerim ki bunun muhatabı başta Peygamber Aleyhisselam'dır. Sonra ona benzeyen peygamberlerdir. Sonra onlara tabi olan evliyadır. Derecesine göre. Doğru mu? Ama burada Peygamber Aleyhisselam. Onun için diyor ya, aynedir şu alem, her şey hak ile kaim. Aynayı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat-ı Muhammed'den. Ve kainata güzel bir takvim. Maşallah. Bak, bütün kainatta Allah'ın serptiği, Allah'ın neşrettiği, Allah'ın insanlara ve meleklere ve ruhaniyata okutmayı irade ettiği ne kadar güzelliği, cemali, kemali, hikmeti varsa öz olarak, noktayı mihrakiye olarak, odak noktası olarak kainata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu gibi. Bu ruzname de çok enteresandır. Takvim, ruzname. Üstad size 9. sözde anlatıyor malumunuz. Namaz vakitlerini anlatırken. Namaz vakitleri 1. günü. 2. seneyi. 3. insan ömrünü. 4. kainatın ömrünü bizim nazarımıza getiriyor. Mükemmel bir tablo var orada değil mi? Evet. Sabah akşamdan kurtarılmış. Ondan sonra gündüzün ışıklarıyla donatılmış bir şey. Dolayısıyla Cenab-ı Hak günü yarattı. Değil mi? Bu neyi işaret eder? Kıştan kurtulan ve bahara giren senenin durumunu hatırlatıyor. Başka? Anne rahminin duvarına, cidarına yapışan bizim nütfe halimizi andırıyor. Bu da artık bahara ve sabaha işaret ediyor. Kainatın yaratılışının birinci gününü andırıyor diyor. Dolayısıyla insana baktığımız vakit hem günden numunesi var, hem seneden numunesi var, hem kainatın ömründen numunesi var ilahi. Dolayısıyla burada insan bir ruzname gibi oluyor. Bir takvim gibi ayrıca değerlendirebiliyor diye üstadımız izah ediyor.